Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Antakya Belediyesi Eğitim Biriminden, Tarih Zümresinden Enver Gezer. Bugünkü konumuz İslam tarihi arkadaşlar. İslam tarihinin konusunu ele alırken öncelikle Arap Yarımadası ve dünyanın genel durumunu ele alacağız. Daha sonraki süreçte Hazreti Muhammed dönemi, 4 halife dönemi, Emeviler, Abbasiler ve en nihayetinde kültür ve uygarlıktan bahsedip konumuzu bitirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle İslam tarihinden önce sevgili arkadaşlar, dünyanın genel durumuna değinecek olursak ki haritada göreceğimiz üzere özellikle bu bölgede Roma ve Anadolu bölgesinde Bizans'ın hakim olduğunu görüyoruz. Ki Suriye bölgesinde Mısır topraklarında ve uzayan yani Kuzey Afrika topraklarının birçoğunda Bizans İmparatorluğunu görmekteyiz. Diğer bir güçlü devlette yine Sasaniler İran bölgesinde kuruludur arkadaşlar. Umman Denizi ile Hazar Denizi arasındadır. Burada bir Orta Asya Türk Devleti'ne bakacak olursak Köktürk Devleti vardır. Köktürk Devleti de bu süreçte İslam tarihiyle beraber zaten yıkılma sürecine girmiştir. İkiye ayrılacaktır hatta. Çin bu bölgede yine var. Japonya söz konusu burada arkadaşlar. Burada İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın durumuna bakacak olursak sevgili arkadaşlarım, Yemen bölgesi Himyeriler bulunmakta, Sana bölgesinde Mayniler bulunmakta, Sebeyliler bulunmakta. İlerleyen yani kuzeye doğru gittikçe de Nebatilerin, Tedmürlerin, Gassanilerin, Lahmilerin olduğunu görmekteyiz ki daha önce de söylediğimiz gibi İran bölgesinde Sasaniler hakimken Şam ve Kudüs bölgesinde de Bizans hakimiyeti söz konusudur diyelim. Burada sevgili arkadaşlar İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda herhangi bir siyasi birlik yoktu ve her şehir kendi kendini yönetmeye çalışıyordu ki kabilecilik anlayışı vardı burada. Çölde yaşayıp hayvancılık ile uğraşanlara bedevi denilmekteyken şehirde yaşayanlara ise medeni ismi verilmiştir. Yaygın inanç putperestlikti ancak şöyle bir durum var, bu putperestliğin dışında diğer dinlerde mensup insanlar bulunmaktaydı ki bu dönemde kölecilik yaygındı. Bu döneme bundan dolayı cahiliye devri ya da cahiliye dönemi denilmektedir diyelim. Ve burada özellikle hani dedik ya putperestliğin haricinde dinler var. Burada Musevilik, Hristiyanlık ve Hazreti İbrahim dinine inanan yani Hanifilik inancına mensup kişiler de bulunmaktaydı. Kabe kutsal bir bölgedir. Mekke önemli bir ticaret merkeziydi. Haram aylarında panayırlar kurulmaktaydı ve kan davaları ve sosyal sınıflar arasında adaletsizlik bulunmaktaydı. Edebiyat, şiir ve güzel konuşma sanatı gelişmiştir diyebiliriz. Ve burada Hazreti Muhammed dönemine gelecek olursak da Hazreti Muhammed Mekke'de yaşayan Kureyş kabilesinin Haşim koluna mensuptu. 571 yılında Mekke'de doğmuştur ve 610 yılında peygamber oldu. Ona ilk inananlar Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Zeyd'tir. İslamiyet önce gizlice yayılmaya başlarken Müslümanların sayısı artınca da Mekkeliler yoğun tepki göstermeye başlamıştır sevgili arkadaşlar. Ve burada Mekkelilere yoğun tepki göstermesinin sebebi yani aslında Mekkelilerin İslamiyet'e karşı çıkmalarının sebebi özellikle İslamiyet'in sınıf ayrımını gözetmemesi ve kölelere haklar vermemesi açısından önemlidir. Puta tapıcılığı reddetmesi ve tek tanrı inancını savunması, insanların eski alışkanlıklarının terk etme zorunluluğu, daha doğrusu bu terk etmenin zor olması. Kabe'den elde ettikleri geliri de kaybetme düşüncesi yer almaktadır diyebiliriz. Ve Hazreti Muhammed dönemi önemli olaylara bakacak olursak öncelikle Akabe biatları var. 621-622 tarihleri arasında Medineliler ile görüşmeler yapılmakta ki bu görüşmeleri zaten Akabe biatları denilecektir. İslamiyet'i kabule söz verip Hazreti Muhammed'i kendi şehirlerine davet etmişlerdir ve sonunda da hicret gerçekleşmiştir. Hicret 622 yılında gerçekleşmiştir ki burada daha öncesinde yine 615-616 yıllarında hicret vardır. Bu genellikle Habeşistan bölgesine gidiliyordu. Fakat burada küçük kabileler yer almaktaydı aslında. Ve burada hicrette tamamen yani Mekke'deki bulunan Müslümanların Medine'ye göç etmesinde 622 yılında hicret denilmektedir. Sonucunda ise İslam devletinin temelleri atılmıştır. Hicri takvimi başlangıç olmuştur. Medine'de yaşayan Yahudilerle de Medine Sözleşmesi yapılmıştır ki bu Medine Sözleşmesi'nin içerisinde de özellikle Yahudilerle Müslümanlar arasında herhangi bir sorun çıkarsa
Hazreti Muhammed'e danışılacaktı ki olay tatlıya bağlanmaya gidilecekti sevgili arkadaşlar. Anlaşma sağlanmıştı. Ve burada Hazreti Muhammed dönemi savaşlarına da bakacak olursak Bedir Savaşı 624 tarihinde gerçekleşmiştir. Ki sebebine bakacak olursak Mekke'nin kervan ticaretine darbe vurmak ve hicret edildiği sırada Mekke'de bırakılan malların karşılığını alınmak istemesidir aslında. Sonuçları Müslümanların ilk askeri başarısıdır. Mekke kervan ticaretine darbe vurulmuş ve büyük ganimetler elde edilmiştir. İslam savaş hukuku burada uygulanmaya başlamıştır. Medine Sözleşmesi'ne uymayan Yahudilerden bir grup Medine'den çıkarılmıştır ve savaş sonunda da 10 Müslümana okuma yazma öğreten müşrik esir serbest bırakılacaktır diyelim. Ve bundan sonraki süreçte Uhud Savaşı gerçekleşecektir. Uhud Savaşı 625 tarihinde. Sebebi ise Mekkelilerin Bedir Savaşı'nın öcünü almak istemeleri ve İslamiyet'i ortadan kaldırmak istemeleri amaçlanmıştır. Sonuç olarak da her iki tarafta savaşı kazanamamıştır. Ki burada Müslümanların disiplinsiz davranışları sebebiyle başarısız olduğunu görmekteyiz. Müslümanlardan 70 kişi kadar şehit olmuştur. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in emirlerine itaatin önemini anlamışlardır bu savaşta. Hendek Savaşı'na bakacak olursak 627 tarihinde gerçekleşmiştir. Sebebi Yahudilerin Mekkelileri kışkırtması ve Mekkelilerin Müslümanları yok etmek istemeleri amacıyla başlamıştır. Ve sonuçlarına bakacak olursak da Müslümanların son savunma savaşıdır. İslamiyet'e katılımları artmıştır. Hendek Savaşı'nda Selman bin Faris'in tavsiyesini dinleyen Hazreti Muhammed ki istişare kurulunda burada istişareye önem verdiğini de görmekteyiz. Şehrin çevresine büyük ve derin çukurlar kazılmasını önermiştir ki bu öneri kabul edilmiştir ki Müslümanlar böylelikle savunma stratejisi geliştirmiştir diyebiliriz. Ve Hudeybiye Antlaşması 628 tarihinde gerçekleşmiştir. Hazreti Muhammed hac için Mekke'ye hareket etmiş ve Mekkeliler ise hac mevsimi olmasına rağmen izin vermemişlerdir. Müslümanlar ile Mekkeliler arasında bir anlaşma yapılmıştır ve bu anlaşmaya göre taraflar 10 yıl süreyle savaşmayacaklar. İki taraf istedikleri kabileler ile anlaşma yapabilecek ancak askeri yardımlaşma olmayacaktır. Burada Müslümanlar ertesi yıl Mekke'yi ve Kabe'yi 3 gün süreyle ziyaret edebileceklerdir ki sonuç olarak Mekkeliler Müslümanları hukuken yani resmen tanımıştır ve Mekke'nin fethi de böylelikle kolaylaşmıştır diyebiliriz. Ve burada Hayber Kalesi'nin fethine bakacak olursak ki bunun tarihi de 629 tarihindedir. Nedenleri Medine'den çıkarılan ve Hayber'e yerleşen Yahudilerin Müslümanlara karşı kışkırtıcı faaliyetler içerisinde bulunması ve sonuç olarak da Şam ticaret yolu Müslümanlar tarafından ele geçirildi. İlk kez cizye vergisi uygulandı diyebiliriz. Muta seferine bakacak olursak 629 tarihinde olan bu sefer bir Müslüman keşif grubunun Gassaniler tarafından pusuya düşürülmesi ve üzerine bir sefer başlatılıyor ve Bizans desteğini alan Gassanilerle yapılan savaşa Hazreti Muhammed katılmıyor ve kesin bir sonuçta anlamıyor diyebiliriz. Mekke'nin fethi 630 tarihinde gerçekleşmiştir. Sebep yine Mekkelilerin Hudeybiye barışını bozmaları ve sonuç olarak da Mekke Müslümanların eline geçmiştir. İslamiyet'in önünde büyük engel kalkmıştır ki Kabe putlardan temizlenecektir. Arap Yarımadası'nda da siyasi ve dini birlik sağlanmış olacaktır. Mekke'nin fethiyle Arap Yarımadası'nda o siyasi birlik yok denilmişti ya. İşte orada yavaş yavaş bazıları İslamiyet'e girerek bazıları da İslamiyet'i tanıyarak sisteme dahil olup siyasi ve dini birliği sağlamıştır diyebiliriz. Huneyn ve Taif seferleri 630 tarihinde gerçekleşmiştir. Nedeni putperestlerin ayaklanması ve sonuç olarak da putperestlerin oluşturduğu tehlike yok edildi. Ve başarısız olan putperestler Taif'e sığınmıştır. Müslümanların şehri kuşatmasına rağmen alamamışlardı Müslümanlar şehri. Fakat aradan bir yıl sonra Taifliler kendi istekleriyle Müslüman olacaklardır diyelim. Ve Tebük Seferi 631 yılında gerçekleşmiştir. Bizans'ın İslam devleti üzerine düzenlediği haberi alınması sonucunda Hazreti Muhammed son seferine çıkmıştır. Haber asılsız olduğu anlaşılınca bölgedeki yerler ele geçirilerek seferden geri dönülmüştür. Ki veda hacı ve veda hutbesi dediğimiz 632 tarihinde gerçekleşen Hazreti Muhammed'in hac amacıyla ilk kez ve son kez Medine'den Mekke'ye gelmesine demekteyiz. Kabe önündeki Müslümanlara konuşma yapıyor ve bu konuşma veda hutbesi deniliyor. Böylece Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. Hazreti Muhammed 8 Haziran 632 yılında vefat edecektir diyelim.
ve 4 halife dönemine girilecek. 632-661 tarihleri arasında 4 halife dönemi yer almaktadır. Hazreti Muhammed'in ölümüyle birlikte halifeler devri başlayacaktır ve halifeler seçimle iş başına geldikleri için bu döneme Cumhuriyet dönemi ya da İslam Cumhuriyet dönemi de denilmektedir. Birinci olarak Hazreti Ebubekir 632-634 tarihinde, Hazreti Ömer 634-644 döneminde, Hazreti Osman 644-656 tarihinde, Hazreti Ali 656 ve 661 tarihler arasında halifelik yapacaktır. Şimdi bunları tek tek açalım biraz. Hazreti Ebubekir dönemine bakacak olursak yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı. Putperestlerle mücadele edildi. Sürekli bir mücadele içerisinde ki eski düzeni tekrar yeniden sağlamak aslında amaçlanıyordu. Fakat başarılı olunamadı. Dinden dönmeleri engellendi. Yani din değiştirmeler önüne geçildi ve İslamiyet tek vücut halinde devam etmeye çalışıldı. Ve Arap Yarımadası'nda dinsel ve siyasi birlik yeniden sağlanmıştır. Ayetler toplanarak Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi ki genelde karıştırdığımız nokta da burasıdır. Hazreti Ebubekir döneminde ayetler toplanarak Kur'an-ı Kerim kitap haline getiriliyor. Çoğaltılması daha sonra olacaktır arkadaşlar. Önce ayetler toplandı, Kur'an-ı Kerim kitap haline getirildi Hazreti Ebubekir döneminde. İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası'nın dışında yayılmaya başladı. Bizans devleti ile Suriye'de savaşıldı ve Suriye'nin kapıları Müslümanlara açılmıştır diyelim ki bu da Yermük Savaşı ile olacaktır. Hazreti Ömer dönemine bakacak olursak da ki burada devam eden bir Yermük Savaşı vardı. Yermük Savaşı'nın neticesinde Ecnadeyn Savaşları gerçekleşecektir. Ve 636 yılında gerçekleşen bu savaş neticesinde Suriye ve Filistin fethi gerçekleşecekti. Yermük'le Suriye'nin kapıları aralandı ve Ecnadeyn Savaşları'yla da Suriye ve Filistin fethileri gerçekleşti diyebiliriz. 637'de Kudüs alındı. Hristiyanlara dini serbestlik verildi. Kadisiye Savaşı ile Sasani Devleti yenilgiye uğratıldı ve Irak alındı 636 tarihinde. Sasaniler Nihaven Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğradı ve böylece İran'ın fethi de tamamlanmıştır diyelim. Türklerle komşu olunmuştur ilk defa. Kafkaslar ve Hazar Denizi'ne kadar olan sınırlar genişlemiştir Hazreti Ömer döneminde 642 yılında. Bizans ile yapılan savaş neticesinde de Mısır fethedilecek. Kahire yakınlarında Fustat ismini verilen ordugah şehirleri kurulacaktır ve Kuzey Afrika'nın fethine de böylelikle 640 ve 641 yılları arasında devam edilecektir. Hazreti Ömer dönemi geniş çaplı değerlendirilecek olursak arkadaşlar ülke eyaletlere ayrılacak ve sınırlar genişlediğinden dolayı ilk divan örgütü kurulacak ve ilk kadılık makamı oluşturulacak. Onun dışında devamlı ordugahlar, hani Fustat bir örnekte, onun dışında birçok ordugah şehirleri kurulacaktır. İkta sistemi kuruldu ve bunun devamında da hicri takvim uygulanmaya başlamıştır. Ve en önemlisi de devletin hazinesi yani Beytülmal kurulmuştur diyebiliriz. Ve burada arkadaşlar Hazreti Osman dönemine değinecek olursak da 644 ve 656 tarihleri arasında yer alan zaman diliminde Trablusgarp ve Tunus alınacak. İlk deniz savaşı Bizans'a yapılacak ki Kıbrıs alınacak 649 yılında. Bu da ilk donanmanın Müslümanlar tarafından kurulmuş olması anlamına gelmekte. Horasan'da Harzem bölgesi alınacak ve Türklerle ilk çatışmalar başlayacak. Hazarlarla zaten. Kur'an-ı Kerim çoğaltılacak. Hani Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir dedik. İşte Hazreti Osman döneminde de Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp diğer eyaletlere gönderilecek diyelim. Hazreti Osman'ın kendi ailesinden olanları kayırdığı iddialarıyla yani Ümeyye oğullarını kayırdığı iddialarıyla İslam dünyasındaki ilk ayrıklar ortaya çıkmaya başlayacak ki yavaş yavaş kargaşalarda kendini göstermeye başlayacak. Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle bu dönem sona erecektir diyelim ve Hazreti Ali dönemine değinecek olursak da 656 ve 661 tarihleri arasında yer almaktadır. Hazreti Osman'ın öldürülmesi ve halifelik mücadeleleri nedeniyle karışıklıklar yaşandığı, aslında karışıklıkların en çok yaşandığı dönemdir. Bu nedenle dışarıya fetih hareketi düzenlenememiştir. Çünkü iç siyaseti toparlamak, iç siyaseti düzeltmek gerekiyordu öncelikle. Ki burada deve, yani Cemel vakası dediğimiz, deve olayı dediğimiz olayı görmekteyiz 656 tarihinde. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali arasında yapılmıştır. Hazreti Ayşe yandaşları yenilgiye uğramıştır. Merkez Medine'den Kufe'ye taşınmıştır.
ve Sıffin Savaşı karşımıza çıkmakta bir yıl sonra. Burada da Hazreti Ali ile Muaviye arasında yapılmıştır. Savaşta galip belli olmadığı için hakemlere başvurulacaktır. Ve hakemlere de başvurulunca da burada ayrı bir olay gerçekleşecek. Hakem olayı dediğimiz olay var arkadaşlar. Müslümanlar arasındaki ilk siyasal ayrılıkların ortaya çıkması ve burada hakem olayında da özellikle hile yapılarak Muaviye'nin haklı gösterilmesi İslamiyet'i parçalamaya başlayacak arkadaşlar. Şiilere Hazreti Ali yandaşları ismi verilecek, Emeviler Muaviye yandaşları denilecek, hariciler iki grubu reddedenler olarak ortaya çıkacak. Hazreti Ali hariciler tarafından da şehit edilecektir 661 tarihinde. Ve böylelikle 4 halife dönemi sona erecektir ve bu dönemden sonra İslamiyet'in başına artık Muaviye'nin önderliğinde Emevi devleti kurulacaktır diyelim. Ve Emeviler 661 tarihlerinden 750 tarihine kadar hükmünü sürdürecektir. Ki ilk dönem olarak Muaviye dönemi demiştik. Merkez Küfe'den Şam'a taşınacak. Yani Hazreti Ali döneminde merkez Mekke'den Küfe'ye ve Muaviye döneminde de Küfe'den Şam'a taşınacaktır diyelim. Ve İstanbul iki defa 668 ve 674 tarihleri arasında tarihlerinde kuşatılmıştır. Ve Horasan'ın fethi tamamlanacaktır. İlk defa Araplar posta teşkilatı kuracaktır. Halifelik saltanat haline gelecektir diyelim. Ve Yezid dönemine bakacak olursak, Hazreti Hüseyin Yezid'in halifeliğini tanımayarak, burada Kerbela olayını da görmekteyiz. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesiyle 681 yılında İslam dünyası Şii ve Sunni olarak dinsel açıdan ikiye ayrılacaktır. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanacaktır. Halifelik gösterişli bir yaşam biçimine dönüştürülecektir diyelim. Abdülmelik dönemine bakacak olursak da Arapça resmi bir dil ilan edildi. İlk İslam Arap parası bastırıldı. Arap milliyetçiliği politikası uygulanmaya başlandı ki mevali politikası dediğimiz politikadır. Ki mevali politikası Arap olmayan Müslümanların esir olarak, köle olarak gösterilmesi manasına gelmekte. Velid dönemine bakacak olursak da 711 yılında Vizigotlarla Kadıks Savaşı yapılarak İspanya alındı. İslamiyet'in Avrupa'da yayılmasını ortam hazırladı diyebiliriz. 732 yılında Poitiers Savaşı ile Franklara üstünlük elde ederek Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişini durduracaklardır. Ve burada önemli olan bir noktada sevgili arkadaşlar Emevilerin yıkılış nedenlerine değineceğiz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi sınırların genişlemesiyle beraber Emevilerin doğal sınırlarına ulaşması yıkılmış sebeplerinden bir tanesidir. Ekonominin bozulması, Arap milliyetçiliğinin yani mevali politikasının izlenilmesi ki birçok Müslüman tarafından huzursuzlukla karşılanacaktır. Şii-Sunni çatışmalarının artarak devam etmesi, halifeliği saltanata dönüştürmeleri gibi sebeplerden dolayı Emeviler yıkılacaktır. Yerine Abbasiler kurulacaktır ki bunda 750 ve 1258 tarihleri arasında hükmü sürdürecektir. Abbasilerin genel bir politikasına bakacak olursak Arap milliyetçiliği yerine yani mevali politikası yerine ümmetçilik politikası uygulayacaktır. Fetih politikası yerine de kültür politikasını benimseyecektir. Ki burada Ebu Abbas dönemine değinecek olursak Emevi soyundan olanların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. İçteki isyanlar bastırılarak siyasi birlik sağlanmıştır. 751 yılında İpek Yolu egemenliği için Abbasiler Çinlilerle mücadele edecektir ki Talas Savaşı gerçekleşecektir. Abbasiler burada Türklerden de yardım alacaktır ki Türklerle beraber hareket edecektir. Ebu Cafer Mansur dönemine bakacak olursak da eski Yunan ve Helenistik yapılar Arapçaya çevrilerek bilimsel gelişmelerin temeli atılacak ve vezirlik makamı oluşturulacaktır bu dönemde. Harun Reşit ve oğulları dönemine bakacak olursak en parlak dönemdir diyebiliriz. İstanbul'a kadar seferler düzenlendi. Bizans vergiye bağlandı. Bizans sınırındaki şehirlerden Avasım adı verilen bir eyalet oluşturuldu ki Malatya Tarsus arası dediğimiz bölgedir. Burada özellikle kurulan Türk ordularının teşvikiyle Anadolu'ya seferler düzenlendi ve Türk askerleri için Samarra ya da Semarra şehirleri kuruldu diyebiliriz. Ve Arap kadınlarla evlilikler yasaklanacaktır Türkler için ve İslam Rönesansı yaşandı diyebiliriz bu dönem için. Abbasilerin yıkılış sebepleri ise arkadaşlar öncelikle merkezi otoritenin zayıflaması, Tevaif-i Mülük adı verilen yeni devletlerin kurulması, Emir-ül Ümera denilen ordu komutanlarının halifenin yetkilerini kısıtlamaları,
En nihayetinde 1258 yılında Abbasiler Moğollar tarafından yıkılacaktır. Ki burada ufak olarak da Tevaif-i Mülk'e değinelim arkadaşlar. İşidiler hani bir devlet kurmuştu. Mısır'da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları İşidiler diye söylüyoruz ya. İşte onlar zaten bu emirliklerden çıkma. Ve buna benzer bazı beylikler daha sonra devlete dönüşeceklerdir. Abbasiler yıkılış süreçlerinde, özellikle yıkılış sürecinde Büyük Selçuklu Devleti'nin desteğini alacaktır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. En nihayetinde de 1258 yılında yıkılacaktır diyelim. Ve İspanya'da kurulan Müslüman devletlere bakalım. İki tane Müslüman devleti vardı ki bunlar özellikle Kadix Savaşı'yla zaten bölgeye gitmişlerdi. Endülüs Emevi Devleti 756 tarihinde kurulup 1031 yılında yıkılacaktır. Şehir Kurtuba'da devlet daha doğrusu Kurtuba merkezi olarak kurulacaktır. Ve burada Kurtuba şehrinde kurulan bu devletin kültür ve sanat alanında oldukça ileri gittiğini görmekteyiz ki hatta şöyle söyleyelim, Avrupa'ya reform, Rönesans gibi faaliyetlerinde etki etmiştir diyebiliriz. Beni Ahmer Devleti 1232 ve 1492 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Granada şehrinde kurulmuştur ve mimaride de ileri gitmiştir ki mimari en güzel örnekte Elhamra Sarayı olarak adlandırabiliriz. Kültür ve medeniyet konusuna gelecek olursak da devlet yönetimi öncelikle Hazreti Muhammed hicret ile devletin temellerini Medine'de atmıştır diyebiliriz. Devletin temelleri dini kurallara dayanmıştır ki Hazreti Muhammed bir peygamberdir, bir başkomutandır, bir başyargıçtır, halifedir, din başkanıdır ve devlet başkanıdır. Bunların tamamı tek elde toplanmıştır diyebiliriz Hazreti Muhammed etrafında. Vezirlik makamı daha sonra oluşturulacaktır ki bunu da Abbasiler döneminde karşımıza çıkmakta. Orduya bakacak olursak da Hazreti Muhammed döneminde genellikle gönüllülerden yani İslamiyet'in gönüllü kişilerden ordu oluşturulmaktaydı. Hazreti Ömer döneminde düzenli ordulara geçilmiştir. Emeviler devamlı ordular kurdurarak hareket etmişlerdir ve Abbasiler de kendi ordularının haricinde Türk ordularından oluşan grupları vardır ki Samara şehirleri buna örnektir diyebiliriz. Adalete bakacak olursak Hazreti Muhammed hukuki sorunları kendisi özellikle çözmüştür. İlk kadılık teşkilatının Hazreti Ömer döneminde kurulduğunu da görmekteyiz. Kadılar Kur'an, hadis, fıkıh bilmek zorundaydılar. Ve burada sosyal ve ekonomik hayat. Sosyal ve ekonomik hayat biraz daha geniş kapsamlı değerlendirilecek olursa İslam dininde herkes eşittir. Yani daha önceden İslamiyet'ten önceki durumda sosyal devlet anlayışı olmadığı yani bir eşitliğin olmadığını bahsetmiştik ve burada da sosyal ve ekonomik hayatta da İslam dininde herkesin eşit olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Temel geçim kaynağı ticarettir ki hayvancılık da yapılmaktaydı, tarım da yapılmaktaydı ama esas kaynak ticarettir diyebiliriz. Ve burada gelir kaynakları içerisinde, sosyal ve ekonomik hayatın içerisinde ganimetler 5'te 1'i öşür olarak anılırdı. Haraç olarak, cizye olarak vergiler alınmaktaydı ki öşür zaten Müslümanlardan alınan, haraç ve cizye vergileri gayrimüslimlerden alınan vergilerdir. Gümrük vergileri yer almakta, bağlı devletlerden alınan vergiler bulunmaktaydır. Ve bunun dışında sevgili arkadaşlar ganimetler yani savaş esnasında, fetih esnasında ele geçirilen malların yine paylaşımı söz konusudur diyelim gelir kaynakları için. Eğitim öğretime bakacak olursak da ilk eğitim çalışmaları Hazreti Muhammed döneminde başlamıştır ki Ashab-ı Suffa dediğimiz meclis öğrenci talebe topluluğu arasında Hazreti Muhammed bunlara ders verirdi. Daha sonra İslamiyet'i yayma amaçlı böyle bir hedef gösterilmiştir ve daha sonra da Emeviler döneminde de okullar açılacaktır. Abbasiler döneminde de eğitim kurumları yaygınlaşacaktır ki Beytül Hikme adlı bir akademi açılacaktır. Ve burada önemli olan bir noktada İslami bilimler, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi dersler verilecektir. Sanat alanına bakacak olursak İslam dininde resim ve heykel yasaklandığı için bunların yerine hat, tezhip, kakmacılık, oymacılık ve minyatür gibi sanatlar gelişecektir diyebiliriz. Ve bazı İslam alimlerine değinecek olursak da en ünlü tarihçiler Taberi, İbn-i Lesir, Mesudi gibi kişilerdir. Coğrafya alanında eser veren Mesudi ve İbn-i Fadlan ve İdrisi gibi kişiler ön plana çıkmaktadır. İslam dünyasında astronomiyle ilk olarak Fezari ilgilenmiştir. El-Harizmi ise astronomi cetvellerini hazırlayarak yıldızların hareketlerini izlemiştir.
Matematik alanında Harizmi'nin Hisabel Cebr adlı eseri yer almaktadır ki bu Avrupa dillerine çevrilecektir. İslam dünyasında bilinen en ünlü kimyacı ise Cabir'dir. Kendisi ilk hassas teraziyi kullanmış, çeşitli madenlerin alaşımlarıyla yapay altın yapmaya çalışmıştır diyebiliriz. İslam dünyasının ünlü fizik alimi de İbnül Heysem'dir. En ünlü İslam felsefecileri Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi isimlerdir. Farabi'ye ikinci öğretmen anlamında Muallim-i Sani ismi verilmiştir. Lakabı takılmıştır daha doğrusu. Ve burada tıp ve eczacılık alanına da bakacak olursak bu alanda en ünlü bilim adamı İbn Sina'dır ve Errazi'dir. İbn Sina'nın El Kanuni fi Tıp isimli eserinde 500 yıl süreyle Avrupa'da temel tıp kitabı olarak okutulduğunu bilmekteyiz. İbn Sina Avrupa'da Avicenna ismiyle anılmaktadır. Errazi'nin çiçek ve kızamık hastalıklarında konu edindiği eserleri de Avrupa'da okutuldu diyebiliriz. İslam tarihi konusu buraya kadardı sevgili arkadaşlar.